Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yani şu an arızalı bir hard disk var elimde. Kafa atma sorunu yapıyor. Onun hani bir kafa atma sorunu nasıl anlarsınız şeklinde bir anlatım yapacağım. Kafa atma nedir? Biraz ondan bahsedelim. Ya Bilmeyen kafa arkadaşlarımız atma olabilir. şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde hard disklere daha çok karşılaşır. Çünkü bunlar taşınabilir olduğu için kolay düşüyor. Kolay darbe alabiliyor. Kafa atma olayı da diskin içerisinde bulunan disk okuyucunun yerinden oynamasıdır. Bu yerinden oynadığı zaman doğru şekilde nokta vuruşu yapamaz. Doğru şekilde üzerindeki yazılmış verileri okuyamaz. Biz buna yani donanım tabiriyle kafa atma diyoruz. Şimdi mesela bu diskimizi de gösterelim. Şöyle açalım diskimizi. Bu bildiğimiz 2,5'luk bir laptop hard diski. Tabii daha sonradan hard disk kutusu da hard diske çevrilmiş. Bunlar da daha fazla meydana geliyor biraz şey Bu olduğu için. laptoplarda genelde harici RTX'e çevirme laptopa'daki SATA RTX'imiz yerine SSD RTX aldığımız zamanlar oluyor değil mi? Ya Genelde. ya da laptopumuz hurdaya çıktığı zamanlar ya da şimdi harici artistler hazır olarak geldiğinde bunlardan biraz daha pahalı. Bu kutu mesela 15 lira. Harici artistki de uygun bir fiyata bulduğumuzda daha ucuza bir harici artistki elde edebiliyoruz daha kapasiteli. Ama tabi hani her şey gibi bunların da birçok sorunu olabiliyor. Mesela şu parça düzgün donanım yapılmamış olabiliyor. Mesela şu an taktığımızda enerji geldiğinde şöyle tık 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 disk dönerken bir tık 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 sesi Şu an duyuyoruz. ses duyuyor. Şu an Net bir ses şekilde. gitti. Şu an okumaya çalışıyor. Bir süre sonra tekrar devam ediyor. Tekrar yapalım. Bırak şu da. Yani okumaya çalıştığı her vakit devam ediyor. Daha sonra güç kesiliyor zaten okuyamadığı için. Yani şu an bir kafa atma sorunuyla karşı karşıyayız. Yani burada yapılabilecek yani hard diskin değiştirmek var. Gerçi şunun içerisinde önemli veriler olmadığı için şu an önemsenecek bir durum yok ama yani tabii 2,5 inçlerin 3,5 inçlere göre şöyle bir dezavantajı var. Tamamen daha hassastırlar. Yani çünkü hepsi daha mikro düzeye. Küçüldükçe daha hassasiyet artıyor. Aynen daha mikro düzeylere sahip. Mesela bundaki disk boyutuyla yani normal 3,5 inçlik hard diskteki disk boyutu bir değil. Daha ince işçilik gerektiriyor. RPM değerleri de farklı aynı Aynen. şekilde. Gerçi RPM değerleri farklı. Yani şu RPM nedir? Ondan da bir bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. RPM hard diskin veri okuma hızı, veri aktarma hızıdır. Hani bu yani ne kadar yükseldiyse bir hard diskin o kadar daha hızlı veri aktaracağı anlamına gelir kısaca. Bu arada şu şekilde Harici hard disk kutumuzda bu şekilde. Harici hard disk kutumuzdaki en önemli parça yani bunlar koruyucu parçalardır. şunlar koyucu, bir de şu bir Bu en önemli aparatımız parça. var. Hani Bilgisayar alanımız. bilgisayardan verileri aktarmaya çalışırsan. Genelde harici hard disklere kafa atma sorunu olmadığı takdirde hani bu sesi duymadığınızda hard diskiniz çalışmıyorsa bilin ki bu parçada sorun vardır. Yani direkt hard diskinizi çöpe atma yoluna gitmeyin. Hani bu normal olarak Şu marka. parçayı onu takmadan da deneyebiliriz aslında. Şu kısımdan USB ile bağlayamayız ama SATA kablosuyla sadece RTX'ini deneyebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Normal bir kasa bilgisayarına 2,5 inç bağladığınızda çünkü kasadaki voltla Evet. bundaki volt veya laptop'taki volt bir olmadığı için yakma ihtimaliniz var. Ya laptopa bağlamanız gerekiyor ya da bir 15 lira verip farklı bir harici hard disk kutusu alıp Çünkü onunla çalışın. normal bir RTX'de şu şekilde bir masaüstü güç kablomuz neredeydi? Şunlar. Bunlar aynıdır fakat girişleri aynıdır fakat power'dan gelen volt Şu değerleri power'dan gel. farklıdır. Yalnız Ümit Şunu Bey, da görelim mi? BIOS'ta değişiyor diye biliyorum. BIOS'tan ayarlarını BIOS'tan ayarlarından Evet, yapabilirsiniz fakat BIOS'tan. değiştirebiliyoruz onları. Hatta bir Ama program vardı, mesela Everest diye. Ondan verdiğimiz voltajları ayarlayabiliyoruz diye biliyorum. evet. Tüm ayarlarını BIOS'tan değiştirebiliyoruz. daha sağlıklı olur bence. BIOS'tan da Direkt müdahale ediyoruz. BIOS'u bilmeyen Yani izleyiciler varsa en Everest sağlıklı programını yol en azından şöyle bir durum olacak. Bu bozulduğu için zaten harici hard disk olarak kullanmayacaklar. Yenisini aldıklarında yine bir harici hard diske kavuşmuş olacaklar. Evet. Hani aynı zamanda hem harici hard disk olarak kullanabilirler ya da verilerini kurtarabilirler. Tabii kasa yoluyla da yapabilirler. Ama BIOS ayarlarında tecrübeli olmayan biri için yine sıkıntı doğurabilir. Mesela normal hard diskini bu sefer sökmemiş olabilir. 3,5'u düşük voltta çalıştırırken ona zarar verebilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ya da başka parçaları da çıkarması BIOS gerekiyor. nedir? İzleyen, yani bilmeyen izleyicilerimiz yine olabilir BIOS hakkında. BIOS'ta anakartta bulunan yine bir yüklü gelen Bir programın DOS bir işletim işletim sistemi. sistemi aynı. DOS bir Aynen. işletim sistemidir. Yani Anakart. anakartın arayüzüdür. Evet. Bütün işlemleri yapabileceğiniz. Bugünlük de bununla ilgili
Bu kısa bilgi. Son bir bilgi verelim bununla ilgili. Olur. Kullanıcılara bilgi olsun. Eğer laptopunuzda SATA hard disk kullanıyorsanız, laptopunuz yavaş çalışıyorsa SSD'yi bağlayarak bu hard disk'inizi de bu şekilde kullanabilirsiniz harici olarak. Bunda, onun videosunu ayrı yapalım. Onun videosunda yine ayrı bir videoda değiniriz ona. Şu an biz bilgi işlem servisi olarak kanala donanım servisi videoları hazırlıyoruz. Yardımcı olan Ümit Bey var öncelikle. Daha sonra Mücahit Bey var. Bizlere yardımcı olan ve ben. Sonrasında aslında isimlerimizin ve görüntülerin pek önemi yok. Biz sadece burada temel amacımız kullanıcılara ve bilgi arayan arkadaşlara yardımcı olabilmek. Kar amacı güden bir. Yani kar amacı gütmüyoruz genellikle. Yani şu anlık bir kar amacımız yok. Bu şekilde videolarımız olmaya devam edecek. Sağ olun, neyse fazla uzatmadan bitirelim.